Merhaba arkadaşlar. Canlıların sınıflandırılması konusuna bakterilerle devam edeceğiz. Arkadaşlar canlıların sınıflandırılmasını bir önceki föyde nasıl yapıldığını, analog organ, homolog organ benzerlik ve farklılıkların nasıl oluştuğunu görmüştük. Şimdi de sınıflandırmada prokaryot canlılarla yani bakterilerle başlıyoruz. Şimdi sınıflandırmayı nasıl yapmıştık? Önce onu hatırlayalım. Sınıflandırmada arkadaşlar tüm canlıları iki başlı ayırmıştık. İki ana başla. Bunlardan birincisi prokaryot yani gelişmemiş yapılı canlılar. Bunların çekirdek zarı ve zarlı organeli yoktu. İkinci olan canlı grubuna da ökaryotlar yani çekirdek zarı ve zarlı organeli bulunanlar demiştik. Prokaryotları arkadaşlar bakteriler ve arkeler alemi olmak üzere iki başlığa ayırıyoruz. Ökaryotları ise birinci olarak en ilkel protistalar, daha sonra mantarlar, daha sonra bitkiler arkadaşlar ve hayvanlar olmak üzere dört aleme ayırıyoruz. Şimdi biz sırasıyla canlıların sınıflandırılmasında bu dört alemi öğrenmiş olacağız. Birincisi arkadaşlar bakteriler alemi. Bakteriler prokaryot grupta. Hemen bakterilerle başlıyoruz. Bakın burada Bakteriler aleminin, prokaryot olan bakteriler aleminin farklı şekillerde olabildiği gösterilmiş. Arkelerin de aynı şekilde şekilleri ve yapıları birbirinden farklı olabilir. Ökaryotlardan protistaları göstermiş arkadaşlar. Farklı şekillerde olabileceklerini göstermiş. Bakın şu gösterdiği amip, aşağıda gösterdiği öglena, paramesyum gibi canlılar Mantarlarda ise şapkalı mantarları, küf mantarlarını ve hamurun mayalanmasında kullanılan maya mantarlarını göstermiş. Bitkilerinde bitkilerin daha ilkel olan karayosunu, biraz daha gelişmiş eğrelti otu ve geliş, en gelişmiş olan arkadaşlar tohumlu bitkileri göstermiş. Hayvanları da omurgasızlar ve omurgalılar diye iki başlık yapmış. Omurgasızlar sırt kısmında bir iskelet bulunmayan canlılar. İşte mercanları, arıları ve yumuşakçalardan ahtapotu göstermiş. Omurgalılardan kurbağalar, e, balina var memeli ve e, arkadaşlar e, bir küçük baş hayvan göstermiş. Onlar da memeli biliyorsunuz. Prokaryot ve ökaryot olmak üzere canlılar genel olarak ikiye ayrıldı. Ve biz bunlardan birincisi olan bakterilerle konumuza başladık. Şimdi bakteriler prokaryot oldukları için onların ribozomları, proteinleri, DNA, RNA'ları, inorganik ve organik bileşenleri nerede bulunur arkadaşlar? Stoplazmada bulunur. Özellikle de DNA bir çekirdek yapısı olmadığı için stoplazmada dağınık olarak bulunur. Çekirdek zarı çünkü yok. Tekrar edelim. Bir tane organeli var. Bu organelde ribozom. Ribozom zaten zarsız bir organel arkadaşlar. Hücre zarı taşımıyor. Pardon zar taşımıyor. Lizozom gibi endoplazmik retikulum gibi golgi gibi zar taşımıyor. Zar yapısı bulunmadığı için ribozom organeli prokaryotların hepsinde var. Ökaryotlarda da var. Öyleyse tüm canlılarda ortak olarak ribozom vardır diyebilirim. Hücre zarının hemen üzerinde de hücre duvarı var. Bakterilerde hücre duvarının yapısı karbonhidratların ve proteinlerin birleşiminden. Karbonhidrat ve amino asitin birleşimi olan hemen not alalım. Peptido glikan yani peptit ve glikozun birleşimi gibi peptido glikan dediğimiz yapıdan oluşur. Bakterilerin kendi DNA'larının dışında ayrıca plazmit denilen küçük DNA'ları var arkadaşlar. Bu küçük halkasal yapılı DNA kendini eşleyebiliyor ve bakterilere farklı özellikler kazandırabiliyor. Yani bir bakterinin normal büyük halkasal DNA'sının dışında küçük plazmitleri vardır. Bu küçük plazmitler üreme işlerine bakarlar. Bakteri DNA'sı hücrenin yönetim işine bakar, küçük DNA'cık da üreme işine bakar. Hatta ilerleyen kısımda konjugasyon meselesini öğreneceğiz. Konjugasyonu gerçekleştirmekte küçük plazmit DNA'nın görevidir. Devam ediyoruz. Bakterileri şekillerine göre yuvarlak bakteriler, çubuk bakteriler, spiral şeklinde bakteriler, virgül şeklinde bakteriler. Bakın vibrioslar virgül şeklinde. Spirilla spiral şeklinde olan bakteriler diye sınıflandırıyoruz. Bakterilerin yuvarlak olanların kokusların streptokokus, üzüm salkımına benzeyen stafilokokus gibi arkadaşlar farklı çeşitleri var. Çubukların da aynı şekilde. Bunun ne önemi var şeklinde derseniz hastalık analizlerinde yani hastalıkların teşhisinde ve daha sonra da tedavisinde bakterilerin şekillerine bakılıyor. Bu kokların yaptığı hastalıklarla çubukların ve virgüllerin yaptığı hastalıklar birbirlerinden farklı. Dolayısıyla bunların tedavileri de birbirinden farklı. Şimdi e, az önce biz tüm bakterilerde bulunan yapıları konuştuk. Şimdi de bazı bakterilerde bulunan yapıları konuşalım. E, pe, hücre çeperi, ribozom, stoplazma, DNA, hücre zarı tüm bakterilerde var. Bir de bunlara ilave olarak bazılarında mezozom, kamçı, klorofil, pilus ve kapsül gibi yapılar var. Bakın bunlar aynı anda tüm bakterilerde yok. Şimdi sırayla bunları çalışalım. Birincisi kamçı. Kamçı aktif hareket etmeyi sağlar. Bakterinin eğer kamçısı varsa arkadaşlar sperm gibi düşünün. Hızlı kolay hareket edebilir. İkincisi kapsül. Kapsül hücrenin dışında yer alan bir polisakkarit yapı. Yani bir karbonhidrattan oluşan yapı. Kapsül içeren bakteriler genellikle patojendir. Patojen ne demek? Patojen hastalık yapıcı demek. Yani şöyle diyelim bir hücre zarı var arkadaşlar. Hücre zarının etrafında hücre çeperi var. Onun da etrafında kapsül var. Bakın 3 katlı bir kabuktan oluşuyor. Şimdi böyle bir bakteri vücudumuzun içerisine girdiğinde bizim bağışıklık sisteminin savaşçı askerleri bunu öldürmekte zorlanıyor. Bunu öldüremeyeceği için de bu bizde hastalık yapıyor. Örneğin zatürreye sebep olan bakteri bu şekilde kapsüllü bir bakteri. Evet, kapsül yapısı aklımızda kalsın. Kapsülü olanlar ve hastalık yapanlar çoğunlukla neymiş? Patojenmiş yani hastalık yapıcı. Bunu nereden aklınıza getirebilirsiniz? Hastanelerin patoloji laboratuvarları var bilirsiniz. Böyle tedavi etmekte zorlandıkları hastalardan biyopsi alırlar, parça örnek alırlar ve onu analiz ederler laboratuvarda. İşte bu laboratuvarların adı patoloji laboratuvarı. Şimdi mezozoma bakalım. Mezozom arkadaşlar oksijenli solunum yapan bakterilerde var. Hücre zarının içeriye doğru oluşturduğu kıvrım ve bunun üzerinde ETS yani oksijenli solunum enzimleri var. Şimdi burada kapsülü gösterdik. Şurada da mezozomu gösterelim hücre zarını çiziyorum sadece gençler. Hücre zarının içeriye doğru oluşturduğu mitokondrinin kristasına benzeyen. Bakın mitokondri de böyle kıvrımlıydı hatırlayın. Ve üzerinde oksijenli solunum enzimleri bulunan bu yapıya mezozom deniyor. Şimdi bakterinin mitokondrisi yok. Peki oksijenli solunum yapacaksa ne yapacak? İşte bu mezozom yapısından oksijenli solunumu gerçekleştiriyor. Bakterilerin yüzeylere ve birbirlerine tutunmasını sağlayan yapıya da Pilus diyoruz. Yani bir sonraki maddeyi de öğrenmiş olduk. Şunu şöyle hemen düzelteyim. Arkadaşlar güzel yazamadım. Pilus kısa uzantılar. Bazı bakterilerin etrafında sile benzeyen öyle diyelim. E, ince böyle küçük tüy şeklinde uzantılar var. Bunlar hem bakterilerin bulundukları ortama e, tutunmasında ve yapışmasında yüzeylere tutunmasına görevli. Hem de bakteriler arasında gen aktarımı. Bu bakteriler arasındaki DNA aktarımına da ne diyeceğiz? İlerleyen kısımda öğreneceğiz. Konjugasyon deniyor arkadaşlar. Ne aktarıyorlar biliyor musunuz? Küçük plazmit DNA'larını aktarıyorlar birbirlerine. Evet devam edelim. Şimdi örneklerimiz var. Çözümlü örneklerimiz diyor ki yukarıdaki yapılardan hangileri tüm bakterilerde bulunur? Arkadaşlar bütün bakterilerin hücre duvarı var ve hepsinin içerisinde ribozom organeli var. Mezozom oksijenli solunum yapmaya yarıyordu. Az önce ifade ettik. Bu sadece bazı bakterilerde olabilir. Kapsül yapısı da hastalık yapıcı e, hücre zarı, hücre çeperi, hücre çeperinin de dışında bulunan polisakkarit yapıyı bu da sadece bazı bakterilerde bulunabilir. Hepsinde bulunabilenleri sorduğu için 2 ve 4 C seçeneği oldu. Aşağıda verilen yapılardan hangisi bakterilerde aktif hareket etmeyi sağlar? Hareket etmeyi sağlayan organel kimdi? Kamçıydı. Organel demeyelim de yapı diyelim. Burada kamçı yapısı hücre zarının uzantısıdır. Aklımızda kalsın. Prokaryotlardaki kamçı ile ökaryot kamçısı birbirinden farklıdır arkadaşlar. Prokaryottaki kamçı zar uzantısıdır. Bunu lütfen not alalım. Ökaryotta eğer kamçı varsa mesela aynı şekli bir de sperm için düşünün, Spermin şöyle bir şekli var. Spermde kamçı mikro arkadaşlar şöyle diyelim mikro e, sperm kamçısı mikrofilament mikro tübül özür dilerim mikro tübül yapıda mikro tübül kimdi hücre iskeletiydi. Yani ökaryotlarda hücre iskeleti elemanları bulunduğu için kamçı hücre iskeleti yapısındadır. Ama prokaryotlarda hücre iskeleti elemanı bulunmaz. O yüzden prokaryotlarda hücre zarının uzantısı. Bir başka örnek yukarıda verilen alemlerden hangileri ökaryottur demiş. Şimdi biz alemleri ikiye ayırmıştık hatırlayacaksınız. Prokaryotlar ve ökaryotlar olmak üzere. Prokaryotlar kimdi? Bakteriler ve arkeler. Öyleyse bana ökaryotları sorduğuna göre arkadaşlar bakteri ve arkeleri almadım. Geriye kalan mantar, protista, bitki, hayvanlar ökaryottur. Cevabımız 2 ve 3 oldu. Hastalık yapan bakterilerde diğerlerinden farklı olarak diyor yapılarından hangileri bulunur? Hastalık yapıcı bakterilerin dışında bir kapsül yapısı vardı. Hücre zarı, hücre çeperi, dışında kapsül. Hatta bunlara ne diyorduk? Patojen bakteriler diyorduk. Mezozom oksijenli solunum yapmada görevliydi. Pilus da bakterilerin hem yüzeylere hem de birbirlerine tutunmasını sağlayan yapıydı. Hangisi bulunacak o zaman? Kapsül. Evet, devam edelim. Şimdi bakterilerdeki endospor oluşumuna bakalım. E bakterilerin uygun olmayan koşullara uyumunu sağlayan yapının adı endospordur. Bakın şimdi biraz kapsüle andıracak. Eğer ortam çok yüksek sıcaksa, susuzluk varsa veya bakteriler için şartlar çok kötüyse arkadaşlar bakteri kendi DNA'sını kopyalıyor. Plazmit değil bakın. Var olan DNA'sını kopyalıyor. Kopyaladığı bu DNA'nın etrafına sert, sağlam bir örtü örüyor. Şartlar kötü ve kendisi öldü ya. Bu ördüğü örtünün olduğu yapıya endospor yapısı deniyor. Bakın endospor ortam şartları tekrar düzeldiğinde dışındaki kabuğu kırarak tekrar yaşamsal belirtiler göstermeye başlıyor ve üremeye başlıyor. Normal besleniyor, metabolik faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Şimdi dikkat. Endospor halindeki bir bakteri arkadaşlar üreme yapmaz. Endospor halindeki bir bakteri bazal metabolizma halindedir. Bazal metabolizma neydi? Uyku hali metabolizması olarak Türkçe'ye çevirmiştik. Bir canlının ölmeyecek kadar az metabolik faaliyet gerçekleştirmesi bazal metabolizmaydı. Ama endospor şartlar düzenince normal metabolik faaliyetlerine devam ediyor. Endospor hali arkadaşlar bakteride şartlar düzeldiğinde düzeldiğinde aslında şöyle oluyor düzelirken yani önce bakteri su alıyor kabuk yapısı normal haline dönüyor ve tekrar yeni bir bakteri oluşuyor. Peki bakteri çoğalmış olur mu endospor ürettiğinde çoğalmış olmaz bakın üreme yok yani endospor oluşturmak bir sporla üreme değil bunu da not alalım bu bir sporla üreme değil arkadaşlar. Bunu çoğunlukla onunla karıştırıyorlar. Bu bir üreme şekli değil. Bu olumsuz şartlardan korunma yöntemidir. Evet devam edelim. Şimdi bakterilerin üremesine baktığımızda bakteriler çoğunlukla eşeğsiz ürer. Eşeğsiz üremenin adı bölünme. Bakteri nasıl ürer? Bölünerek. Tamam mı? Cevabımız bu. Yani bakteri üremesi bir mitoz bölünme değil arkadaşlar. Bakteriler nasıl ürüyorlar? Tekrar edelim bölünmeyle. Mitoz mantığı olabilir. Yani mitozda da kendisinin aynı canlılar oluşuyordu. Burada kendisinin aynı canlılar oluşuyor ama bu bir mitoz bölünme değil. Çünkü hemen yazalım. Mitoz değil. Çünkü burada çekirdek yok, ipliği oluşumu yok arkadaşlar. Organel eşlenmesi vesaire gibi durumlar yok. Sadece bakteri genomu kendini eşliyor, bakteri uzuyor ve ortadan ikiye bölünüyor bu kadar. Bakteriler ortam şartları düzelirse 20 dakikada bir bölünür. Hatta bazı ekoli bakterileri 9 dakikada da bölünebiliyormuş arkadaşlar. Oluşan bakteriler eşeğsiz üredikleri için genetik yapıları birbirinin aynı ve eşeğsiz üredikleri için yine çok hızlı bir şekilde çoğalıyorlar. Şimdi eşeğsiz üreyen bakteriler değişen ortam koşullarına uyum sağlayamazlar. Ortam şartları eğer sabitse eşeğsiz üremek avantajlı olabilir. Unutalım. Not alalım ortam şartları arkadaşlar değişmiyorsa yani ne diyelim biz ona sabitse evet eşeğsiz üremek avantajlı olur. Çünkü neden sürekli kendisinin aynı bireyler oluşturacağı için ortamda değişmediği için bu şekilde üremek avantaj çünkü hızlı yürüyor. Şimdi bakterileri genetik çalışmalarda bakteri kullanılmasının bir sebebi de bu şekilde hızlı üremesi. O da aklımızda bulunsun. Peki bakteriler eşeyli ürer mi? Bakterilerde eşeyli üreme yok. Biz bakterilerin konjugasyon meselesine bakacağız. Yani nasıl bakteriler çeşitlilik sağlayabiliyorlar onu öğreneceğiz arkadaşlar. Bakteriler çeşitliliklerini birinin diğerine gen aktarımı yani konjugasyon adını verdiğimiz yöntemle gerçekleştirir. Konjugasyon Bakterilerde çeşitliliği arttırır ama birey sayısı artmadığı için bir üreme sayılmaz. Buna bir tane yıldız attım. Şöyle oluyor. 2 tane bakteri bakın F pozitif bakterisi ile F negatif bakterisi ismini vermiş. Yani aktarımı sağlayacak olan pozitif alacak olan alıcı bakteri F negatif olarak isimlendirilmiş. Burada bakterinin kendi büyük halkasal DNA'sının yanında küçük bir DNA'sı var. Mavi ile gösterilmiş. Bu bir plazmit. Plazmitler ne işlerine bakıyordu? Üreme işlerine. İşte şöyle oluyor arkadaşlar, konjugasyon işlerine bakıyor daha doğrusu. Bu bir üreme kabul edilmez. Bir bakteri diğerine bir gen aktarıyor. Mesela diyelim ki F pozitif bakterisi oksijenli solunum yapan, aynı zamanda fotosentez yapan bir bakteri olsun. F negatif bakterisi de oksijensiz solunum yapan ama fotosentez yapamayan bir bakteri olsun. Ortam şartları kötüleştiğinde arkadaşlar, kendi besinlerini üretemeyen bu iki bakteri, pardon, besinini üretemeyen negatif, üretebilen pozitif bu bakteriler yan yana geliyor. Biri diğerine fotosentez yapabilmek için klorofil sentezleme geni gönderiyor varsayıyorum. Sonuçta diğerine gen geçtiği için bu bakteri oksijensiz solunum yapan ama aynı zamanda fotosentez de yapabilen bir bakteriye dönüşüyor. Diğer bakteride herhangi bir değişim yok. Buraya dikkat edin. Aktarım nasıl arkadaşlar? Tek yönlü. Konjugasyonda gen aktarımı tek yönlüdür. Sonuçta Başlangıçta olmayan bir form oluştu değil mi? Oksijenli solunum ve fotosentezi aynı anda yapan bir bakteri. Bakın başlangıçta var mı? Yok. Dolayısıyla yeni bir tür oluştuğu için konjugasyon genetik çeşitliliği arttıran bir mekanizma oldu. Anlaştık? Bakterilerde kalıtsal çeşitlilik transformasyonla da sağlanabilir onu anlatıyor. Hücre dışındaki bir DNA parçası hücrenin içerisine girerse bunun adı transformasyon. Türkçe meali arkadaşlar şu, ortamdan gen almak. Evet, ortamdan gen alımı. Transdüksiyon da virüsler aracılığıyla bakterinin içerisinde gen transferi. Bunu virüs konusunda göreceğiz. Virüsler bir bakteriye gen transferi etmede ne diyelim vektör olarak kullanılır. Yani taşıyıcı olarak kullanılabilir bir geni bir bakteriye transfer etmek istiyorsak o geni taşıyan virüslerle bakterileri aynı ortama bırakıyoruz. Virüsler kendisinde bulunan genleri bakterilere taşıyabiliyorlar. O zaman transformasyon ve transdüksiyon tanımlarını da bilmemiz lazım. Şimdi geldik bakterilerdeki solunum meselesine. Sadece oksijensiz ortamda yaşayan bakteriler var. Sadece oksijenli ortamda yaşayan bakteriler var. Bir de hem oksijenli hem oksijensiz ortamda yaşayan bakteriler var. Ancak oksijenli solunum yapıyorsa mitokondisi yoktu. Onun yerine nesi vardı? Mezozomu vardı. Mezozom hücre zarının içerisindeki zar katlantısıydı. E, kıvrımları olduğu için mitokondinin e, şeyine benzetmiştik Krista zarına ve madde sıvısı gibi sanki böyle bir alan oluşturuyor. E, o mezozom sayesinde de oksijenli solunum yapıyor. Beslenmesine baktığımızda arkadaşlar. Ototrof bakteriler yani kendi besinini üretebilen bakteriler var. Bunlar fotosentez ya da kemosentez yaparak kendi besinlerini üretebilirler. Kemosentetik bakteriler ışık yerine azot, kükürt gibi inorganik maddeleri kullanıyorlar. Fotosentetik olanlar da normal fotosentez yapıyorlar. Şimdi bir hatırlayalım mı fotosentez formülümüzü? Karbondioksiti ve suyu alıp birleştiriyorduk. Buradan besin ve oksijen çıkartıyorduk. Arkadaşlar eğer burada ışık kullanıyorsak ve tabii klorofil pigmenti kullanıyorsak bunun adı fotosentez oldu. Peki kemosentetik canlılar ışık kullanmıyorsa ne yapıyorlar? Şöyle yapıyorlar arkadaşlar inorganik bir maddeyi alıyorlar. Mesela azot gibi kükürt gibi bu inorganik maddeyi oksitleyip buradan bir enerji çıkartıyorlar. İşte bu enerjiye kimyasal enerji dendiği için ve karbondioksit ve suyu birleştirirken bu kimyasal enerjiyi kullanacağı için besin artı oksijen diyelim kullanacağı için Arkadaşlar buna e, ne diyoruz? Kemosentez. Yani bakteriler fotosentez yoluyla veya kemosentez yoluyla kendi besinlerini üretebilirler. Evet bu yazdıklarımı not alalım. Bunları bilmeniz gerekir. Kemosentetik bakteriler ışık kullanmıyorsa diplerde yaşayabilir mi arkadaşlar? Yaşayabilir. Ve kemosentetik canlıların tamamı prokaryottur. Ökaryot yok. Işık kullanmadığı için hem gece hem de gündüz kemosentez yapmaya devam edebilir mi? Bu da bir taraftan doğru. Evet devam edelim. Hetetrof olan kendi besinini üretemeyen bakteriler ya parazit ya da çürükçül ayrıştırıcı olabilirler. Burada da holozoik bakteri olmadığını hatırlayalım. Holozoik ne demek hocam derseniz holozoik besinini dışarıdan katı parçalar halinde alan etçil otçul olabilen canlılar holozoiktir. E, ama bakteriler büyük katı parçalar halinde besinlerini yemezler. Çünkü onlar endostoz yapamıyorlar. Çünkü çeperleri var. Onlar ya parazit olacaklar ya da ölü parçalayıcı olacaklar. Ölü parçalayıcı çürükçü bakteriler de genellikle bitki hayvan kalıntılarının üzerinde yaşıyorlar. Ölü organizmaların yapısındaki organik molekülleri inorganiğe getiriyorlar. Molekülleri demiş ya arkadaşlar. Yaptığı iş şu. Organikten inorganik bileşenler çıkarmak, bunları toprağa vermek ve bitkinin kullanabileceği forma getirmek. Parazit olanlar da hastalık yapıcılar çoğunla çoğunlukla. Onlara da ne diyorduk? Hatırlayın. Patojen diyorduk. Hastalık yapıcı bakteriler. Onlar canlıların vücutlarının üzerinde yaşıyorlar. Mesela dediğimiz gibi zatüre bakterisi mesela hastalık yapıyor değil mi? Veya vereme sebep olan bakteri hastalık yapıyor gibi. Şimdi insanlarda, hayvanlarda ve bazen bitkilerde ortaya çıkan enfeksiyonları tedavi etmek için, daha doğrusu burada çoğalan bakterileri öldürmek için ürettiğimiz ilaçlara antibiyotik diyoruz. Antibiyotikleri nereden üretiyoruz? Antibiyotikler bazı mantarlar ve bakterilerin ürettiği metabolik ürünler. Yani biz bunları bazı mantarlardan özellikle küf mantarından ve bazı bakterilerden elde edebiliyoruz. Bunlar başka bakterilerin ölümüne sebep oluyor öyle diyelim. Şimdi birinci notumuz antibiyotik bakterilere karşı etkili virüse karşı değil. Mesela grip viral bir hastalık arkadaşlar. Virüslerin sebep olduğu hastalıklara viral hastalıklar diyoruz. Yani gripin tedavisinde antibiyotikten faydalanmıyoruz. Antibiyotikleri arkadaşlar kullanırken çok dikkatli olmamız lazım. Antibiyotikler hastalığa sebep olan bakterinin üreme döngüsüne göre verilir. Mesela doktor 12 saatte bir diye yazdıysa eğer Onu tam olarak 12 saatte bir kullanmamız lazım. Hocam unuttum Gündüz 12'de gece 12'de içiyordum mesela Ama ben gündüz 12'de onu unuttum. Saat oldu 12-15. 12-15 bir sıkıntı yok. Yani 15 dakika önce 15 dakika sonra Yaklaşık yarım saat içerisinde içilebiliyor. Ancak Diyelim ki unuttum. Saat oldu 2. Değil mi? 12'de içecektim. Saat oldu 2. Aa antibiyotik içecektim deyip gidip kalkıp içmiyoruz. Ee, bir sonraki dozu bekliyoruz. Yani geceyi bekliyoruz. Bir dozu atlayarak içmiş oluyoruz. Kafamıza göre antibiyotik içersek, sürelere dikkat etmezsek vücudumuzdaki bu hastalık yapıcı bakteriyi güçlendirmiş oluruz. iyileşemeyiz ve doktora gittiğimizde daha güçlü bir antibiyotik alırız arkadaşlar. O nedenle dikkat. Evet. Şimdi bakterilerin yararlarına bakalım. Bakteriler büyümek için azota ihtiyaç duyuyorlar. Bitkiler pardon. Bakteriler de atmosferdeki azot gazını kullanamayan bitkiler için azotu kullanılabilir hale getiriyor. Dikkat. Atmosferde azot çok yüksek, bitki de buna ihtiyaç duyuyor ancak direkt doğrudan atmosferden azot alamıyor. Bitkilerin azotu kullanabileceği hale gelmesinde bakterilerin çok büyük bir etkisi var. Mesela ne yapıyorlar? Birinci olarak ayrıştırıcı olarak çalışıyorlar. Hemen anlatayım. Ölü organizmaları alıyorlar arkadaşlar. Ölülerden ayrıştırıcılar amonyak çıkartıyor. Bakın kim yaptı bunu? Ayrıştırıcı bakteriler yaptı. Ayrıştırıcılar bakteriler ya da mantarlardır. Bu iki sınıf canlıların ölülerini parçalar. Çıkan amonya arkadaşlar önce nitrite çeviriyorlar. Bunu yapan nitrit bakterisi. Daha sonra nitrata çeviriyorlar. Bunu yapan da nitrat bakterisi. Bakın burada da bakteri görev aldı. Burada da bakteri görev aldı. Daha sonra bu nitratı bitki alır ve azot ihtiyacını karşılamak için kullanır arkadaşlar. Dolayısıyla ne oldu? Bakteriler sayesinde bitkiler azot alabildi. Bitki azot almazsa fotosentez yapamaz ve ölür. Demek ki bitkinin bakteriye ihtiyacı var. Evet yani ayrıştırarak bu ölüleri tekrar kullanılabilir forma dönüştürdü. Dolayısıyla madde döngüsünde görev aldı. Endüstriyel atıkların, zirai atıkların, evsel atıkların çevreden temizlenmesinde bakteriler kullanılıyor. Çünkü bu hem ekonomik hem de hızlı bir yöntem. İnsanın bağırsağında B ve K vitamini üreten bakteriler yaşıyor. Kalın bağırsağımızda yaşıyor arkadaşlar. Bizim için B ve K vitamini üretiyor. Az önceki antibiyotik meselesinde şuraya da bir yıldız bağlantı kuralım. Eğer yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanırsak bu B ve K vitamini üreten bakterileri öldürüyoruz. Bunlar ölünce de arkadaşlar B ve K vitamini üretememiş oluyoruz. Bakteriler çeşitli besinlerin yapımında da kullanılır. Mesela sirke bakteriler sayesinde, yoğurt, turşu bakteriler sayesinde yapılır. Yoğurt bakterileri, laktobasiluslar birazdan gelecek şekilleri de. Bazı bakteriler diğer bakteri türlerine zarar veren önemli antibiyotikleri üretebiliyorlar. O yüzden birçok hastalığın tedavisinde bakterilerin ürettiği önemli antibiyotikleri kullanıyoruz. Mesela streptomisin bu bakterinin ürettiği bir antibiyotik ve bunu diğer bakterileri öldürmek için kullanıyoruz. Mesela laktoları göstermiş. Lactobacillus'lar bunlar bizim bağırsak sistemimizi de düzenleyen bakteriler. Yoğurt yapımını, sütten yoğurt yapımını sağlıyorlar. Ama mesela E. Coli bakterisi gibi, Staphylococcus gibi bazı bakterilerde bizim için zararlı, hastalık yapıcı bakteriler. Şimdi ne zararı var? Hastalık yapan bakterilere bir kere ne diyorduk? Patojen diyorduk. Onu bir not alalım. Patojen bakterilerin dışında da kapsül vardı. Buraya kadar öğrendik. Ne yapabilir? Ağızda, burunda yaralar oluşmasına sebep olabilir. Peki bu bakteriler vücudumuza nasıl bulaşır? Hava yoluyla, yediğimiz yemekler yoluyla veya temas yoluyla bulaşabilir. Mesela verem arkadaşlar. Tüberküloz bir hava yoluyla da bulaşabilen bir hastalık, bakterilerin sebep olduğu bir hastalık. Peki verem nasıl tedavi ediliyor? Ee, hani uzun uzun yıllar böyle insanların çok büyük ölümlerine sebep olan bu hastalık arkadaşlar, antibiyotikle kolay bir şekilde tedavi ediliyor. Ee, vücutta iki şekilde bakteriler iki şekilde neden olabilir demiş hastalığa. Birincisi bir bölgede aşırı üremesi o bölgedeki doku organların görevini yapılmasını engelleyecek şekilde olabilir. İkincisi bakterinin ürettiği toksin madde dokunun görevlerini ve yapısını bozabilir. Bu iki şekilde de bakteriler durumdan zarar görmüş olur. Şimdi biraz örnek bakalım. Pardon, canlı bakterilerden zarar görmüş olur. Doğru ifade edeyim. Hastalık yapıcı bakterilerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Hücre duvarının üzerinde kapsül var. Şimdi bunu söyledik. Mutlaka hastalık yapıcılarda kapsül olduğunu söyledik. İnsan vücudundan, burundan, ağızdan, yara gibi açıklıklardan girebilirler mi? Girebilirler. Klorofili yardımıyla ışık enerjisini kullanır demek kendi besinini kendi üretir demek. Oysaki hastalık yapıcılar nasıl bakterilerdi? Parazit bakterilerdi. Yani heterotroflardı. Dolayısıyla kendi besinlerini üretmezler. 3 numarayı eledik. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Yukarıdaki bakterilerden hangileri heterotroftur diye sormuş. Fotoototrof ışık yardımıyla kendi besinini üreten. Buna ne diyorduk? Fotosentez yapar diyorduk. Kemoototrof kimyasal yolla kendi besinini üretiyorsa buna da kemosentez diyorduk. Bunları eledim. Bunların ikisi arkadaşlar ototrof. Kendi besinini üretiyor. Çürükçül bakteriler ve burada vermemiş. Eğer vermiş olsaydı parazit bakterilerde de besinlerini dışarıdan hazır alan heterotroflara örnek. E evet, şimdi testlere geçiyorum. Bir sonraki föyde arkelerle devam ediyoruz. Görüşmek üzere.